Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Wild Rift'te tek atan Malphite'ı öğretmeye çalışacağım arkadaşlar. Malphite normalde solo lane'de oynanılan tank bir şampiyon, fakat Malphite'ı AP kasınca da yok ediyorsunuz arkadaşlar. Mid'de de eğer gerekirse karşıdaki rakibe göre solo lane'de de AP kasılıp oynanabilen bir şampiyon. Yeteneklerinden bahsedecek olursak şöyle birinci yetenekle başlıyoruz. Ben bugün mid'de oynayacağım. Birinci yeteneğimizi gönderdiğimiz rakibe hasar verip onu yavaşlatırken aynı zamanda da bizi hızlandırıyor. Yani bize hareket hızı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim ben size. Şunu Fizz'e bırakıyorum. Gördüğünüz gibi Fizz slowlandı. Ben ise yavaşladım. Rakibe 3 kere vurup orada yıldırımı patlattım ve tekrardan çıktım. Orada neler dönüyor? Bizim buff'ımızı basmışlar. Enteresan. Valla buralarda böyle şeyleri görmek enteresan. Şurada bir daha vuracağım, tamam. Gördüğünüz gibi rakiple takaslıyorum. E yeteneğime gelecek olursak şöyle bir alana toplu hasar veriyor ve oradaki rakipleri yavaşlatıyor. Şimdi kalkanımızı da aldık. Bakın pasifimiz bu arkadaşlar. Belli bir süre hasar yemeyince kalkan alıyoruz. Belli bir süre hasar yemeyeceğiz. Ardından gördüğünüz gibi üstümüzde kalkanımız oluşuyor. Bu da takaslardan bizim önde çıkmamızı sağlıyor. Şimdi rakibi sürekli olarak Q yeteneğimizle rahatsız edeceğiz. Şöyle bir daha Q'mu açacağım. Yaklaşırsa hop, bir de E'yi vurdum. Ona bir de düz vuruş yapsam elektriği patlatıyorduk. W yeteneğimizi bastığımızda yanlış hatırlamıyorsam hem zırh hem büyü direnci kazanıyoruz. Hem de vuruşlarımız arkaya doğru sekiyor. Bu arada yanlışlıkla bastım. Bakayım bir. Bilmiyorum, onu tam atamıyorum. Bak böyle vuruşlarımız arkaya doğru sekiyor gördüğünüz gibi. Ben bu arada 5 level olduğumda bunu keseceğim. AP Malphite'ın özelliği takım savaşlarında ultisiyle birlikte yok etmek arkadaşlar. Ve totemin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Oraya bıraktığım totem sayesinde bu adamın geldiğini gördüm ve buradan çıktım. Biri biraz fazla dövdü. Zinzao'nun oyun başındaki hasarı çok fazla. O yüzden iyi dayak yedik. Hemen buradan minyonlara son vuruş yaparak kasılmaya devam edeceğim. AP oynarken ilk yeteneğimizi fulluyoruz. Şu an kalkanımda olduğu için koridor da ileride ve farkındaysanız koridoru dondurdum arkadaşlar. Koridoru hiç ellemiyorum. Çünkü Fizz buraya gelemez. Buraya gelirse benden hasar yer. Ben onun üstüne tutuştur da bırakacağım. Bu arada ona girerim derken adam sıçrasını attı. Neyse, güzel, orada sıçrasını almış olduk. Benim de sıçrama atmanı kes kankam onu. Helal. Böyle. İlk sen Luden'imi çıkacağım. Orada biraz fazla hasar yedik. O kadar hasar yiyeceğimi tahmin etmedim. Flash'ımı kullanmak istemedim. Zinzao mid'den çıkmadı ya. Neyse, olur böyle şeyler. Oradan asistimizi aldık. Jax'e biraz güvendim de aslında. Bu arada iyi bir level farkı yedik fark ettiyseniz. Büyük minyona yetişmem lazım. E yeteneğini kullan kankam. Şöyle burayı hızlıca döveceğim de burayı kule altına çekeceğim. Fizz de oradan base atacak zaten. Son vuruşları kaçırmamaya dikkat ederek onu da alalım. Bunu da alalım, tamam. 5 level olduk. Burayı bir tur daha ittirip bir üste baskına gideceğim. Kanka sen ciddi misin ya? Şu an hemen geri çıkıyorum çünkü ultisiyle birlikte bana verdiği hasar çok fazla. Ona bir hızlıca bir giriş yaptım ve gördünüz. Ultimizin hasarı çok yüksek olduğu için ve rakibi havaya savurduğu için orada doğru oynayarak Fizz'i kesmeyi başardım. Luden'in feryadı da bitti. Hemen base atıp buradan Luden'imi alacağım. Ama base atmayacağım Zinzao çünkü burayı ittiriyor. Bu kadar minyonun kuleye... Tamam, ittirmedi adam. Resmen bizi duydu, ittirmedi. Bu kadar minyonu kuleye heba edemezdim. Hemen şurayı ittirip ondan sonra base atacağım. Ayakkabı paramızı da çıkartmış olduk. Hemen şuradan base'imizi atalım bakalım. Evet, Fizz'in ultisi güçlü ama benim ultim de çok güçlü. Bu arada bunu çıkıyoruz. Bekleme süresinde azalma ve sırf büyü gücü gideceğiz arkadaşlar. Bu ikinci item bilgisayarda yok ama 65 büyü hasarı, 200 mana, %20 bekleme süresinde azalma veriyor. Ve bekleme süresinde azalma ultimizi sürekli olarak kullanabilmemiz için çok önemli. O yüzden o itemi de çıkacağım ben. Onu ye. Normalde onları dodge'layabilir. Bu arada geldim kankam, ne olur ölme. Tutuştuğu da bıraktım. Ölmesini istemiyorum. Hemen şuradan sıçramı da atayım. Güzel. Hem Jax'i kurtardım hem kendim ölmedim. Oo, Blitzcrank de çok güzel geldi. Kanka ultim geldi. Ultim geldi.
yetişmeyecekti ultim, biliyordum ama sırf orada adama birinci yeteneğimi atmak için ultiyi kullanmak zorundaydım. Burası çok tatlı oldu. İki kilimi çıkarttım. Hemen şöyle base'imi atalım. Cidden galiba tek atan Malphite'ı bu oyun sizlere öğreteceğim. Bu arada açlık yapacağım biraz. Şurayı da ittireceğim. Fizz'in minyon kaybetmesini istiyorum. Arkadaşlar adam şu an base'inde olduğu için ben burayı itince minyonlarım kuleyi ölecek ve adam oradan altın kazanamayacak. Şurada bir olay dönüyor. Bir de oraya yardıma gidelim. Tamam. Adam kaçtı. Yardıma da gitmeme gerek kalmadı. Şuradan base'imi atalım. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa 2 saniyenizi ayırıp, yani 2 saniye bile sürmez, ekranı küçültüp bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada onu almayacağım. Onun yerine şunu alacağım. Zaten manam yeterince var. Bu arada 500'e bir şey alamıyor muyduk ya? Ha, bir de şunu alacağım. Tamam. Güzel. Buradan kesemizi doldurduk ve gidiyoruz bakalım. Karşıda kasan Zinzaho var. Zinzaho biraz sıkıntılı bir kahraman. Bize yani tek atar. 3 kere vurup havaya zıplatıp tek atan bir şampiyon. Şuraya bir totemimizi koyalım. Dediğim gibi görüşlü oynamak çok önemli. Görüşsüz oynarsak hiçbir şey yapamayız. Sürekli baskın yeriz. Yani bu arkadaşlar Mobile Legends değil. Ormancı var ve ormancı ileride olan görüşü olmayan kişiye sürekli olarak baskın atar. Kankam oraya keşke girmeseydin. Ofis seni görüp oraya girecek. Gelmişken şuraya totemimi atayım. Onlar devam etmesin. Tamam. Aslında Fizz'e oynayabiliriz ya. Fizz buraya lane'e gelirse. Zinzaho'nun mavisini çalabilir miyim? Çalamadım. Hasarım yetmedi. O kadar hasarım yokmuş. Şu üste gidip bu ADC'yi bir düşürmenin vakti geldi bence. Jax geldi. Jax geldi. Bunu burada oyalayıp alabiliriz. Tamam, ona ben gireceğim. Gireceğim kankam, gireceğim. Oo, çok güzelsin be Blitzcrank. Aferin be sana, helal olsun kardeşim. O Trine Demir yaklaştığı an onu da keserim. Hatta Fizz'i de keserim. Ben buraya oynayacağım. Biraz zorlayacağım evet ama. Burayı oynamak istiyorum. Gördüğünüz gibi. Ya arkadaşlar bilgisayardan biraz bildiğim için, çünkü ulti havaya savuruyor ve çok fazla hasar veriyor. Aa, üste de gidecektim, base attık. Şuradan bekleme süresi ayakkabımızla çıkıyoruz. Ultimizin bekleme süresi iyice azaldı. Şuraya bakacak olursak bizimkiler orada bir kule altı denemesi yapıyorlar ama bence gereksiz bir denemeydi. Oyunun başında kötü başladık ama 4-1-2 olduk. Şu an takımın yarısının killeri bizde. İyi ki de asistimiz var, daha ne olsun. Üste geliyorum. Ultim yokken çok çok büyük bir etkim olmaz. Ama ultim olsa oraya gitsem bayağı bir şeyler yapabiliriz. Tamam, güzel. Q'm bile iyi hasar veriyor. Tamam, Zinzaho'ya döneceğim. Zinzaho'ya döneceğim. ADC'mi öldürtmemem lazım. Güzel. Hop hop hop, tek komboyla. Ulan Miss Fortune kill için geldi de adam sıçra attı. Neyse, sıkıntı yok. ADC olduğu için hiç problem yok. Arkadaşlar LoL şöyle bir oyun. Mobile Legends'da mesela tek kişi kasınca oyunu rahatlıkla taşıyabiliyor ama LoL tamamen bir takım oyunu ve sizin cidden takımınızı kastırmanız gerekiyor. Tek başına taşımanız çok zor. Hemen minyonlarımızı da ittirelim. AP Malphite'a bayılıyorum ya. Vallahi bayılıyorum. Gel gel gel. Bana ulti atıp girebilir diyecektim ki hiç ulti atmadan girdi. Neyse ki yakından attı ultiyi, tutuştur da bırakacağım. Ayakkabıyı da bastım. Buna bir Q daha attım. Ölmez ölmez ölmez. Öldü mü lan? Ölmedi. Ah, bir görüşüm olsa orada sıçrayla kafasına gidip ulti atarım da. Neyse, altımda mavi var, zorlamak istemiyorum. Şurayı... Bu arada Zinzaho geliyor. O yüzden hemen çıkmam gerekti. Şu büyük minyonu kaçırmak istemiyorum. Burada yemişlerimin olması gerekiyor. Bu yemişleri yiyip, bu arada gördüğünüz gibi ilk olarak birinci yeteneği fulluyoruz. Sonradan E'yi fulluyoruz AP'ye kastığımız için. Oo, oradaki görüşümü de aldılar. Burada biraz güvenli olan yoldan gideceğim. O arada ölmek istemiyorum. Bizim ADC'yi kestiler. Kurtulma şansı yok. Çok önde ve görüşsüz oynadıkları için görüyorsunuz neler olduklarını. Şurada bekleyeceğim. Eğer kuleye girerlerse buradan bir ulti denemesi yapabilirim.
Aa, ultiyi kullandım. Ya Mobile Legends'la aynı değil arkadaşlar. Analog orada iptale götürdüm ama iptal olmadı. Demek ki biraz daha götürmem gerekiyordu. Blitzcrank çekersen ölürsün kankam. Ha, çekme. Güzel, alev ejderi, alev ejderi, gel gel gel. O maviyi bana salabilir aslında ya. Bakayım bir salacak mı gibi. Salmadı. Arkadaşlar mide 2. 3. mavinizi salabiliyorsunuz. Ejder daha önemli şu an kill'den. Ejder oyun boyu bize avantaj sağlayacak. Kill o kadar önemli değil. Tamam, ejderimiz de aldık mis gibi. O midde fize girebiliriz ya, ultim de var. Tamam, hem ultisini hem e'sini kullandı. Bir dahaki hata yapışında kestim onu. Kuleyi de alalım, güzel. Alttan kule gidiyor, birinin oraya dönmesi lazım. Benim üste gideceğim. Üsttekiler gene savaşıyorlar. Bizim bunlar savaşmayı çok sevdiler ya. Lan, güzel bir hasar verdim. Devam ederlerse arkayı dönüp Jinx'i kesme ihtimalim var. Jinx diyorum ya, eşi. Yok, tamam. Aa, o da mı? Ultiyi bastım bak, bekleme süresine girdi ama uçmadı. Allah'ım, kafayı yiyeceğim. Bu arada ayakkabıyı da şuradan mecburen şey çıkıyoruz. Roket kemer. Sonraki itemim Rabadon. Ya orada ölmeyebilirdim. Ultiyle de kaçabilirdim. Ultiyi bastım ama havadayken öldük. Neyse, Zinzao sıçrasını da attı. Bu arada o adam 9-5 olmuş. Bizim için çok sıkıntı. Bizim takımda da Jax ve ben kasmışım. Bakalım Jax'i de taşıyabiliriz. Bu arada arkadaşlar şu itemi roket kemer yerine TP'ye de alabilirsiniz. Ben unuttum. Ama cooldown çıkmamız için roket kemer almamız lazım. Aman kanka, geri lütfen orayı satmayın. Bizim bot sürekli olarak savaşıyor ya. Yine öldüler. Bu oyun da mı gidecek arkadaş? Yine çok iyi oynadığım bir oyun. Yine bana Lowe's yolu gözüküyor. Şu bizim support 0-4 ve ADC 2-4 sürekli olarak savaşıyorlar. Yani bu oyunda sürekli olarak savaşmazsın. Biraz da farmlamak lazım. Of. Zinzaho'yu çıkarttım. Zinzaho'yu çıkarttım. Kankam. O ultisi olmasa onu da öldürmüştüm bu arada. Oradan Train Demir'i de çıkartıp öldüm artık. Yapacak bir şeyim yok. Bir de Morello çıkalım bakalım. Hem rakiplere ağır hasar çıkartıp can çalmasını önleriz. Eşin ve Zinzaho'nun. Bizim ADC var ya, adamların içine girip kafa atıyor. Hiçbir pozisyon alma falan yok. Lütfen artık kazanmak istiyorum ya. Kankam ultim var değil mi? Var. Ultisi yok, öldü Train. Oğlum şaka gibiler lan. Vallahi şaka gibiler. Jax taşımamız lazım lütfen kankam. Yenilmek istemiyorum. Şu an 7-3. Takım savaşta toplu yakaladığım an şu ultili... Dur, doğru iptal yerine doğru götürelim de. Dediğim gibi taşırsak şu Jax'le taşıyacağız arkadaşlar. O da biliyor. Bakalım. Şu an keserim ya. ADC'yi falan gördüğüm yerde teklerim de. Son vuruşlara da dikkat ederek. Jax aferin lan, çok güzel yakaladı, geldim. Tamam, eş benim için daha öncelikli, onu da kestik, güzel. Jax'i öldürmemek için attım. Ve de orada Seraphine'i kesmesem de olurdu, önemli olan eşi kesmem. Miss Fortune gene mi ölmüş? Bu, o... Neyse, küfür etmeyeyim de. Bana gelen ADC'ler niye hep böyle ya? Adam bizi gördü. Hop. Tamam. Biraz da bu koridoru itleyeceğim. Hangi koridora gitsem diğer koridor geri düşüyor. Bu arada verdiğim hasarı gördünüz ama bu adamın ultisi olduğu için ben... Aha. Ultisini bastı o. Güzel. Adamı nasıl beklediğimi gördünüz. Adam ultisini bastı, üzerime koşmaya devam etti. Ben buraya devam edeceğim. Altımda red buff da olduğu için canım yenileniyor gördüğünüz gibi. Bak.
Hem de çok güzel bir oranda yenileniyor. Şuradan bir ikinci kuleyi zorlayalım bakalım. Çünkü kuleyi de oynamam gerekiyor. Bir arkadaş demiş mesela kuleyi hiç oynamışsın. Oynayamıyorum çünkü takım sürekli olarak ezildiği için takıma yardım etme ihtiyacı görüyorum. Bu arada arkadan kıstırdım Serafine. Oy ne kadar hasar verdi Q yeteneği böyle. Çok tatlı ya, çok tatlı hasar. Şu karşının red buff'ını da çalacağım. Hemen burada hızlıca çalalım bunu da. Ne kadar iş yaptığını görüyorsunuz ya. Tank bir kahramana büyü gücü kasıyoruz ama. Troll değil arkadaşlar. Yani böyle oynanıyor. Tabii ki takımımda tank olmasa gerekince de bu arada ultiyi biraz daha erken atacağım ama çok kötü yerde yakalandık ya. Ultinin mesafesi de bilgisayardaki kadar çok değil. Çok uzağa kaçamadım niyeyse. Neyse olsun 9-4 olduk. En fazla biz kasmışız. Biraz daha takımla oynamam gerekiyor. Kule açmak istedim ama. Kankalar geri bak. Adam sürekli burayı ittiriyor. Şuraya bir gidin artık ya. Şuraya bir gidin artık ya. Bir lütfen koridor tutun. Kule açmazsak oyun kazanamayız. Jax teklersin de umarım ultisi yoktur. Ultisi yok onun. Ultisi olsa kaçmaz. Aa varmış ultisi. Kestiler eşek değillerse. Benim oraya direkt gitmem gerekiyor ya. TP'm olsaydı. Miss Fortune yine öldü. Zaten pek bilmiyor arkadaş. Kankam ben kuleyi tutacağım. Hiç kill umurumda değil kaç kill aldığım falan. Tamam. Bizim ADC kaç kaç oldu? 4-7. Neyse çok aşırı da leş değil de. Hiç oynamasını bilmiyor ya. Pozisyon alamıyor. Geliyorum orada yine savaş dönüyor. Jax bu arada onu keser. Kıstıralım ya. Ben de kesmek istiyorum onu. Aman kankam onu ölmezsin değil mi? Tamam. Asistimi aldım oradan. Gidip şu eşi bir tekleyeyim. Gidip şu eşi bir tekleyeyim. Eşi gördüğüm yerde kafasına ultiyi yapıştıracağım. Şimdi izleyin burada kalırsa eş. Ciddi anlamda yani başlığın hakkını veriyorum. Ciddi anlamda tek atan Malphite izliyorsunuz. ADC'yi nasıl teklediğimi gördünüz. İşte AP Malphite. Bir arada ultim de bakın 20 saniye. Şimdi gelecek ultim birazdan. Kanka hay o Baron SS yeni var ya. Oğlum beni kurtarmaya gelin lan. Bu try denen şerefsiz sürekli bana fokus ya. Helal Baron'u aldılar oyalamış olduk. Adamları en azından Baron'a getirtmedik. Şakadan bilerek yapmadım. Kötü oynadım da try sürekli olarak benim üstümde. Kaçamıyorum da lanet herifte. İşte tank kasmamanın zararları da burada başlıyor. Tek yiyoruz ama tek de atıyoruz. Yani tek de yemiyoruz da. Zaten ben karşıda eşi, Fizz'i, Seraphine çıkarttığım anda ölsem bile bizim takım orayı toplar. Baron da aldık buradan bitiririz ya. Bir try ultisi duyuyorum. İki try birbiriyle çatışıyorlar. Tamam. Güzel. Helal lan Jax kaça kaç 11-3. Vallahi iyi ki o adam kastı yoksa yine iyi oynadığım bir maçı kaybedecektim. 11-3 10 gidiyordu onun da skoru çok iyi. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ultinin mesafesi küçüldü bu arada. Level atladıkça mesafesi mi küçülüyor ya? Oğlum bu ne? Bu Malphite lan. Mesafesi bana küçülmüş gibi geldi arkadaşlar. İlk level'larda sanki daha fazla vuruyordu. Bu arada yine şuraya pusacağım. Eşi tekleyeceğim gelirse. Bir görüş bıraktım ki buraya rahat tekleyeyim diye. Vay itler beni görüyorlarmış. Aman abi kaç. Topuk topuk topuk. Çok hasar yedim. Şuradan tarayıcıya dönmem gerekiyor. Heh, şuradan tarayıcıya dönelim.
Helal helal takım. Yemin ediyorum Jax'le ben sırtladık götürüyoruz. O adam biraz daha sırtladı ama. Şimdi savaş vakti. Şimdi savaş vakti. Ben full build miyim? Full build'im. Bu arada LoL'de maçlar hep 20 dakikanın altında olmuyor ya. Hep üstte oluyor. Eş gel 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 gel. Çekemedim, çekemedim. Tarayıcı gördüğünüz gibi bastığımız zaman karşının totemi var mı yok mu onu görüyoruz oralarda. Tamam, ben de burayı temizledim. Şu anlık ben kule almak istiyorum. O yüzden takım gibi orada kile şey yapmayacağım. Aslında gelseler buraya girerim kule altı da. Aman abi, aman aman aman, geri burayı satmayalım aman. Jax buraya yakın olsa gireceğim. En azından ölmeden aradan Serapin'i çıkartmak istedim. Jax'e de çöktüler. Bizle birlikte girmezse böyle olur. Baron da çıktı. Baron'u da verdik. Yani toplanması gerekiyor ya. Çok salakça hareketler. Dediğim gibi LoL bir takım oyunu arkadaşlar ve siz bir araya toplanmazsanız, TF zamanında bir araya toplanmazsanız kaybetmeye mahkum olursunuz. Ayrı kittirme de yapmıyorlar yani. Ayrı kittirme yapsalar diyeceğim ki tamam. Bak iki tane. Baron gitti herhalde ya büyük ihtimal. Güzel bir maç dönüyordu. Şu an sıkıntılı bir maça döndü. Güzel bir maçtan sıkıntılı bir maça döndü. Baron'a girmemişler bu arada. Yaptıkları çok büyük hata. Ha, girmişler mi? Girmişler. Oğlum girsene içeri, ne korkuyorsun? Kesemedik mi orayı? Verdik abi oyunu yine. Hiç umurumda değil cidden. Ben kahramanı iyi tanıttığımı ve tek atmasını gösterdiğimi düşünüyorum. Vallahi umurumda değil. Geri zekalı gibi barona gidiyorlar. Zaten şu ADC denen... Vallahi kaybetmeye mahkumum ya. Yemin ediyorum. Bu arada bitti galiba. Jax ölürse bitti. Kaybetmeye mahkumum. Ağzına sıçayım böyle için ta gelmişini geçmişini. Tek atıyoruz, oynuyoruz. Dediğim gibi takım oyunu arkadaşlar. Özellikle de bir beyinsiz bir ADC'niz varsa kaybediyorsunuz. Ama umarım kahramanı tanıtabilmişimdir, itemlerini gösterebilmişimdir ve biraz olsun eğlendirebilmişimdir arkadaşlar. Like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. Bu arada bunu, bu arada yanlış yere girdik. Şuradan reportlayacağım. Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Bay bay.